önce tepsimize yulafımızı yayıyoruz, üstüne bal koyuyoruz, karıştırıyoruz, Hindistan cevizi rendesini koyuyoruz. Ondan sonra kuru yemişlerden hangilerini istiyorsanız onları biraz kabaca doğrayıp üstüne koyduktan sonra daha önce ısıtılmış olan 180 derece fırınımıza atıyoruz. 15-20 dakika kadar piştikten sonra çıkarıyoruz. Hafif ılıklaşmasını bekledikten sonra kuru meyvelerimizi de üstüne ekleyerek hazır hale getiriyoruz. Günaydın herkese. Bugün kahvaltılar için veya ara öğünler için harika bir öneriyle geldik size. Granola. Yani yulafla yapılmış, bol kuru yemişli, sağlıklı, lezzetli ve doyurucu bir alternatif. Şimdi bugün ne yapacağız? Kolay bir iş bu. Ve uzun süre elinizin altında kalabilecek bir şey. Çok rahat bunu, rahat 2-3 hafta hava geçirmeyen cam kavanozlarınızda saklayabilirsiniz. Bunun için nelere ihtiyacımız var? Yarım kilo kadar yulaf, 1 bardak kadar bal, Hindistan cevizi rendesi, bu isterseniz koyabileceğiniz bir şeydir. Fındık, badem, ceviz ve farklı çeşitlerde kuru meyveler. Ben yaban mersin, dut, kuru üzüm ve kayısı getirdim bugün. Bunlar Ayşe'nin sevdikleri ama incir koyabilirsiniz, kaju koyabilirsiniz veya başka tarz meyveleri de koyabilirsiniz, kuru meyveleri de koyabilirsiniz. Yani olması gereken, mutlaka olması gerekenler yulaf ve bal. Ondan sonrakiler evin zevkine göre değişecektir. O konuda rahat edin. Alerjisi olan çocuklarınız için de eğer kuru meyve değil ama kuru fındık fıstığa, bademe alerjisi varsa o zaman aynı şekilde yapıp sadece kuru meyve, bal kullanarak da bunu yapabilirsiniz. Şimdi önce ne yapıyoruz? Fırınımızı 180 dereceye kurdum. Hazır o bekliyor. Yağlı kağıdımı hazırladım. Tepsinin üstüne seriyorum. Ve de yulafımı şeyin üstüne koyuyorum. Tepsinin üzerine koyuyorum güzelce. Bütün hepsini. Yayıyorum yulafı. Elimden geldiği kadar ince yaymaya çalışıyorum. Benim fırınım küçük. Eğer fırınınız daha büyükse daha da iyi yayabilirsiniz incecik. Ama her halükarda oluyor, merak etmeyin. Ondan sonra işin zevkli ve pis tarafına geliyoruz. Bal. Balı şöyle gördüğünüz şekilde bütün yulafın üstüne koyuyorum. Bal yemeye başladıktan sonraki dönemden itibaren çocuklarınıza verebilirsiniz. Yani bir yaşından itibaren çok rahat, eğer alerjisi yoksa kuru yemişe, bunu gayet rahat yedirebilirsiniz. Balımı koydum. Sonra biraz Hindistan cevizini koyuyorum. Bunun çok güzel bir kokusu var ve o güzel bir aroma katıyor granolaya. O yüzden biraz da koyuyorum. Yani bir tatlı kaşığı kadar veya bir yemek kaşığı kadar da Hindistan ceviz rendesini koydum. Şimdi bu haliyle karıştırmaya başlıyorum. Bunu da iyice karıştırdıktan sonra isterseniz daha fazla bal da koyabilirsiniz. Ben bir bardak koyuyorum ve yetiyor. Bunu kenara alıyorum şöyle. Şimdi kuru meyvemi değil ama kuru fındığımı, çok lezzetli, kuru fındığımı, bademimi ve cevizimi parçalayıp koyacağım. Meyveleri fırına sokmuyoruz yumuşayıp çirkinleşmemeleri için. Ama fındık, kaju, badem, ceviz gibi o sert fıstıkları mutlaka koyuyorum. Çünkü çok güzel bir tatlar oluyor fırından çıktıkları zaman, kıtır kıtır oluyorlar. Bunları da bıçağınızla şu şekilde tutup böyle indirerek küçük parça ayırabilirsiniz. Veya istiyorsanız dövebilirsiniz de ama ben bu şekilde yapmayı seviyorum. Çok düzgün olmasına gerek yok. Kimisi büyük, kimisi küçük olabilir. Küçültmek daha küçük yaştaki çocuklarınız için de daha faydalı olacaktır. Zaten sütle veya yoğurtla karıştığımı da yumuşuyorlar. Çocukların çoğu kuru yemiş seviyorlar ama sevmeyen çocuklarınız varsa bu şekilde de onun hayatına sokabilirsiniz kuru yemişleri. Gördüğünüz gibi içine yediriyorum. Arkasından bademi alıyorum. Bu arada biliyorsunuz badem
Özellikle kalsiyum açısından çok çok kıymetli bir yemiş. O yüzden de tavsiye ederim çocuklarınızın yemeklerine veya öğleden sonraki şeylerine, öğünlerine, atıştırmalıklarına katmanızı. Evet, bunu da böyle kestikten sonra ben büyük büyük olmasını da seviyorum. Benim kocam da bu granolayı çok seviyor. O yüzden ailece yemek yediğimizden de işe yarıyor. Evet. Son olarak cevizi de alıyorum. Çok parçalamayı sevmiyorum. Yani toz haline getirdiğinizde aynı o kıtırlık olmuyor ve dokusu değişmiyor yemeğin. O yüzden de böyle bütün bütün olmasını seviyorum. Ama eğer çocuklarınız bazılarını reddediyorsa ve siz yedirmek istiyorsanız o zaman iyice toz haline getirip granolaya katabilirsiniz. Böylece çaktırmadan bazı şeyleri yedirmeyi de becerebiliriz. Evet. Şimdi fırına. Fırınım ısınmıştır. Fırına atıyorum. 15-20 dakika kadar fırında tutuyorum. Ondan sonra çıkarıp kuru yemiş, diğer yemişlerimizi katacağız ve devamı gelecek. Evet, granolam fırında 15-20 dakika kadar pişecek. Bu arada çıkarıp tekrar baktım ve şöyle bir kaşıkla çevirdim ki üst kısımlarıyla alt kısımları yer değiştirsinler diye. Ondan sonra da burada beni heyecanla bekleyen Defne için çünkü Ayşe okulda ama heyecanla bekleyen Defne için granolayı hazırlayacağım. O yüzden bir elma ister misin? İstemem mi? Muz? Tamam peki. Onu hazırlıyorum. Hemen yesin ılık ılık. Şimdi kabuklarını alıyorum Defne. Al bazen boğazına katıyorum. Evet. Elmasını koydum. Biraz da muz. Şimdi bu mevsimde en güzeli armut olabilir mesela kışın. Evet, meyvem hazır. Bakayım granolama. O da hazır. Harika. Bu kahverengilik yanık gibi gözükmesin size, bal karamelize olduğu için oluyor ve tadı aslında harika oluyor. Şimdi onu biraz karıştıralım ve ılınmaya bırakalım. Sonrasında şöyle yapıyorum. Biraz bıraktığınız zaman hepsi birbirine karışıp kıtır kıtır oluyorlar zaten. O yüzden balın karışmamış olmasından endişelenmeyin. Soğumaya bırakıyorum. Bu arada taze meyvem hazır. Kuru meyvelerim de hazır. Dediğim gibi istediğinizi çocuğunuzun ne seviyorsa onları koyabilirsiniz. Daha fazlasını ekleyebilirsiniz. Şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Sadece böyle kaldırın saklama kabında. Her seferinde yeniden yaparken istediğiniz kuru yemişleri ekleyebilirsiniz. Böylece evdeki herkesin zevkine göre de farklı çıkar. Şimdi ben onu biraz daha ılınmasını bekleyeceğim. Onun dışındaki kuru meyvem ve taze meyvem hazır. Şimdi mutfağımı topladım. Bu sırada granolam da biraz soğudu. Ve ondan Defne için bir kase ayırdım. Gördüğünüz gibi böyle kıtır kıtır oluyor. Çok güzel. Şimdi bunun içine İstediğim kuru meyvelerimi koyuyorum. Sen yaban mermisini seviyordun değil mi Defne? Hepsini severim. Tamam, okey. Bol bol koyuyorum. Elimi korkak alıştırmıyorum. Muzumdan ve elmadan da koyuyorum. Şu muz çok güzel koktu. Bir tane de ağzıma atıyorum. Ben yemek yaptıktan sonra hep tok oluyorum. Çünkü yemek yaparken sürekli yiyorum galiba. Azıcık süt de koyuyorum Defne.
Tamam. İşte. Hem çok lezzetli hem de çok sağlıklı granolanız hazır. Lütfen bu konuyla ilgili sorularınız olursa, yorumlarınız olursa, tavsiyeleriniz, önerileriniz olursa bize yazın. Diğer filmlerimizi seyretmek için de kanalımızın abonesi olun. Afiyet olsun.